Sony Prime TV Stick, Android TV 11 versiyonu ile geliyor. Kutu içeriği, 1 adet cihazın kendisi, 1 adet VR ve Bluetooth destekli kumanda, aynı zamanda Google Assistant, IPTV için TV tuşu, Netflix, Prime Video, YouTube ve Google Play tuşlarına sahip ve 1 adet şarj cihazı. İlk kurulum kumanda eşleştirmesiyle başlıyor. Dil seçimiyle devam ediyor. Ve hızlı kurulum seçenekleri sunularak sonuca ulaşmanız sağlanıyor. Aynı zamanda cihazın adını değiştirebilir, önerilen uygulamaları yükleyebilirsiniz. Ve son olarak TV'nizin markasına göre volüm artı eksi, standby ve kaynak tuşları için IR tanımlayabilirsiniz. Eğer IR konusunda tamamlama ya da hatalı bir giriş yaptıysanız ayarlar menüsünden ilgili ayarları tekrar yapıp güncelleyebilirsiniz. Android TV arayüzü tüm Android TV yasal olarak kullanan cihazlarda aynı şekilde çalışır. En üst satır favori uygulamalarınız için ayrılmış bir bölüm ve istediğiniz taşıma işlemleri, yer değiştirme işlemlerini yapabilirsiniz. Üründe Netflix 4K HDR seçeneğiyle yer alıyor. 4K HDR olan videoları rahatlıkla izleyebilirsiniz. Aynı durum YouTube için de geçerli. 4K HDR videoları rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ve bununla benzer Prime Video'da da aynı seçenekler mevcut. 4K ve HDR'lı videoları rahatlıkla oynatabilirsiniz. Cihaz performansının oldukça iyi olması bu konuda size çok iyi bir izlenim yaşatacaktır. Google Assistant'la istediğiniz herhangi bir şeyi aratabilir, rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ana sayfada özelleştirebilir ekran yapısıyla ön izlemeleri rahatlıkla yapabiliyor olacaksınız. IPTV uygulaması olarak Live Channels ve TV-IR ile birlikte çalışarak güzel bir deneyim sunuyor. Gerekli bilgileri TV-IR ile üzerinde giriş yaparak bu deneyime rahatlıkla sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda Kodi uygulaması üzerinden de IPTV işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça sağlıklı çalışıyor. Android TV'de kablosuz bağlantıları yani Bluetooth bağlantıları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz tüm cihazlar bağlantısı yapılmış durumda. PS5'in DualSense joystick ile istediğiniz oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Burada Asphalt için bir deneme yapıyoruz. Bir oyun konsoluna sahip olmadan bu tarz işlemleri yapabilmek oldukça iyi açıkçası. Bir joystick alarak istediğiniz oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ve oldukça performanslı bir şekilde bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tepkimeler gayet iyi. Aynı zamanda eğer joystick'e sahip değilseniz kumanda ile oynanan oyunlar da mevcut. Real Racing bu oyunlardan biri.
sadece kumandanın yön tuşlarını kullanarak rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ve oldukça başarılı bu işlemleri gerçekleştiriyor. YouTube Kit de bir seçenek olarak karşınıza çıkabilir. Bunu Android TV'nize indirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buna benzer birçok uygulama Google Play mağazasında mevcut. Spotify da bunlardan bir tanesi. Arka planda rahatlıkla çalışabiliyor. Yani siz uygulamadan çıksanız bile arka planda çalmaya devam edebiliyor. Google Asistan ile de istediğiniz uygulamayı açabilir ya da istediğiniz şeyi aratabilirsiniz. Cihaz hafızasının oldukça yüksek olması sebebiyle birçok uygulamayı indirebilirsiniz. Ailecek oynanabilen Boynik uygulamasını da kumanda üzerinden rahatlıkla oynayabilirsiniz. Cihaz tercihlerinden ekran çözünürlüğünü ayarlayabilir. Chat ile ilgili kontrolleri sağlayabilir. Yani TV'nizin kumandası ile cihazı kontrol etmeyle alakalı bir durum. Ya da Google TV üzerinden cihazınızı kontrol edebilirsiniz. Sesini açma, kapama gibi işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Aynı zamanda Chromecast üzerinden ekran yansıtmalı yapabilirsiniz. Bazı cihazlarda bu durum sadece Google TV üzerinden yapılabiliyor. IPTV içerisinde program artı eksi tuşlarıyla ilerleyebiliyorsunuz. Live Channels IPTV TV IRL ile entegre çalıştığından ilgili güncellemeleri TV IRL üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunu daha önce söylemiştik. Aynı zamanda IPC bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Oldukça sağlıklı çalışan uygulamalar olduğunu söylemiştik. Teknik özelliklere bakacak olursak gördüğünüz gibi oldukça iyi seçeneklere sahip. Yeni versiyon işlemci, yeni versiyon yazılım, 2 GB'lık RAM, 5 GHz'lik bağlantı desteği ve dahili hafızasının piyasadaki diğer ürünlerden oldukça fazla olmasıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Cihazın teknik özelliklerinin cihaz performansında oldukça iyi bir izlenim yer ettiğini görmek mümkün. Bu sayede uygulamaları rahatlıkla açabiliyor, rahatlıkla geçişler sağlanabiliyor. Eğer böyle bir ihtiyaca sahipseniz, bu cihaz sizin için iyi bir seçenek olabilir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hep birlikte daha güzel şeyler yapabilmek için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere.